Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede tahıl ihracatına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzamasının riskleri arttıracağını bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların Arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynayacağını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 demokrat senatör Federal Ticaret Komisyonu'na gönderdikleri bir mektupta iş insanı Elon Musk'ın satın aldığı Twitter ile ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Amerika'da 7 senatör Federal Ticaret Komisyonu'na mektup yazdı. Senatörler Musk'ın Twitter'ının soruşturulmasını istedi. Mektupta Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın kullanıcıları göz ardı ederek hareket ettiği ve FTC'nin Twitter'la imzaladığı rıza kararnamesinin ihlal ettiği ileri sürüldü. Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı denilen mektupta ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdiği ifadesine yer verildi. Kargo teslim kodunu görevliye verdiğini sandı. 25 bin lira dolandırıldı. Bilgileri başkasının eline geçen vatandaşın kargosu çalındı. İzmir'de yaşayan kuzenine telefon göndermek istedi. Hırsızların hedefi oldu. 25 bin liralık telefonunu çaldırdı. Kargo alıcısının bilgilerine ulaştı. Ardından kargocu gibi arayıp teslim kodunu istedi. Adreste beklemeye başladı ve gerçek kargocudan kargoyu teslim aldı. Konya'da yaşayan bir vatandaş böyle dolandırıldı. Hırsızlar sınır tanımıyor. Kargo şirketinin gizlemesi gereken bilgilere bile kolayca ulaşıyor. Alıcının telefon numarasını ve adresini öğrenmek yetiyor. Kargo personeli tarafından olduğu olmadığı belli olmayan bir arama. Bu aramada diyor ki ben teslim personeliyim. Bu kargonuzu teslim edeceğim size. Paketin iş yerine geldiğini zanneden mağdur güvenliğin teslim aldığını düşünerek Kodu karşı tarafla paylaştı. Kişi de kodu alır almaz asıl kargo şirketinin elemanından kargoyu gidip teslim alıyor. Dolandırıldığını anlayan kişi mahkemenin yolunu tuttu. Dava açtı. Kargo şirketini de sorumlu olarak gösterdi. Kargo firması da tabii ki burada kişisel verileri e, hukuka aykırı olarak ele geçirtmekten dolayı suçlandı. Biz e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunduk. Şu an hala tahkikat devam etmekte siz siz olun teslim kodunuzu kargo şirketinden geldiğine emin olmadığınız kimseyle paylaşmayın gerekirse kargonuzu kendiniz teslim alın. Kargo teslim kodunun mesajını gönderirken kargo personeli dışında kimseyle paylaşmayın yazıyor. Bu çok önemli bir detay aslında.